بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Allah ibadet taatlerimizi kendi katında kabul buyursun. Öncelikle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin doğum günü Fakih-i Ali Muhammed İmam-ı Cafer-i Sadık aleyhissalatu vesselamın kutlu viladetlerini tüm İslam alemiyle birlikte siz değerli İmam-ı Cafer-i Sadık aleyhissalatu vesselam şialarına tebrik arz ediyorum. Allah Azze ve Celle'den temennimiz, niyazımız bizleri dünyada Muhammed ve Ali Muhammed hanedanının ziyaretine müşerref olanlardan ve kıyamette ise o hanedanın şefaatine ulaşanlardan karar kılmasıdır. Konu Peygamberimizdir, viladetleridir. Yüce Allah Kur'an'ında Peygamberimizden o kadar çok söz etmiş ki, insan bu sözlerin çokluğunu gördüğünde o yüce şahsiyetin ne kadar da azametli olduğu kanısına varmaktadır. Kur'an diğer semavi kitaplarla mukayese edilemeyecek kadar azametlidir. Biz Müslümanlar Peygamberimizin en büyük mucizesi olan Kur'an'dan bihaberiz. Gafiliz maalesef. Kur'an'ı tanıyamamışız. Kur'an'ın açtığı o rahmet, bereket sofrası başına oturup istifade edememişiz. Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Bu azametli Kur'an, azametli peygamberin örnek olgu olduğunu bize buyurmuştur. Ayet bize diyor ki, ey beşer, ey insanlar, ey müminler, peygamberi kendinize olgu ve örnek alın. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Andolsun Allah'ın Resulunda sizler için güzel örnekler vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'i kim örnek göstermiş bize? Peygamberler, imamlar, fakihler, alimler mi peygamberin olgu ve örnek olduğunu bize gösterdiler? Hayır, yerin göğün Rabbi, ilmi mutlak, aklı mutlak, güç ve kudreti mutlak sahibi olan Allah bize peygamberi örnek gösteriyor. Allah bizleri var etti ve bizlere buyurdu ki size örnek gösteriyorum. Eğer dünyada birilerini örnek almak istiyor iseniz işte budur örnek alınacak şahsiyet. Konunun aydınlanması için kısa bir açıklama, basit bir örnekle konu daha iyi anlaşılsın diye şu örneği alimler zikretmişler. Kızımıza damat, oğlumuza gelin aradığımızda, araştırdığımızda birisini görüp onu araştırmak istediğimizde güvenilir, emin, büyük şahsiyetlerden sorduğumuzda ve o da teyit ettiğinde bir rahatlama olur herkeste. Filan büyük alim, filan şahsiyet, filan mümin bu olayı destekledi dedi, güzel, iyi birisidir. İnsanda bir rahatlama olmaktadır. Değerli müminler, değerli kardeşlerim,
Allah Azze ve Celle tepeden tırnağa rahmet dolu birisini örnek ve olgu tanıtmıştır bize. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin buyurmaktadır. Ey Muhammed, ey peygamberim, seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Bu alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberi bize örnek ve olgu olarak sunmuştur. Allah Azze ve Celle bu olguyu duygusallığıyla mı bize tanıttı? Yoksa peygamberi çok seviyordu da dedi bu size örnektir. Bu tanıtımın arkasında güçlü bir mantık mı vardır? Evet, Allah Azze ve Celle bu tanıtımında güçlü bir mantığa dayanmıştır. Bu örnek ve olgu Allah'a en yakın olan kişidir. Allah kendisinde var olanları imkan dahilinde verdiği kişidir. Böyle birisini bize örnek ve olgu göstermiştir. Bu ayetin gereği üzere peygambere olgu ve örnek almak bizler için farzdır. Müslümanlar için, insanlık için farzdır. Yani biz beşerin peygamberi örnek ve olgu olarak görmesi vaciptir. Bu farize hem ayetten anlaşılmaktadır, hem Ehl-i Beyt imamlarından naklolunan hadislerde göze çarpmaktadır. Emirül Müminin İmam Ali aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Peygamberi örnek ve olgu almak, yöneticiler, görevliler, itaat ehli olan herkese farzdır. Değerli müminler, değerli kardeşlerim, hayat ve yaşamımızda kendimize peygamberi ne kadar örnek aldık diye sorduk mu hiç? Peygamberi örnek almak istiyorum, peki o nasıl biriydi diye merak ettik mi hiç? Onun hayatını okumaya gayret gösterdik mi? Onu tanımaya çalıştık mı? Ahir zaman günlerinde okunması müstahap olan duaların birisinde şöyle naklolunmuştur. Allahümme arrifni nefseke fe inneke in lem tuarrifni nefsek lem a'rif resulek. Allah'ım kendini bana tanıt. Ey mabudum, ey Rabbim, kendini bana tanıtmaz isense peygamberini de tanıyamam. Bu duanın tabiriyle, bu duadan anlaşılan da şudur ki, Allah'ı tanımakla peygamberi tanımak arasında derin bir irtibat vardır. Peygamberi tanımayan Allah'ı tanımamıştır, Allah'ı tanımayan peygamberi tanımamıştır. Peygamberi örnek almak isteyen birisi, peygamberin siresine baksın, peygamber Allah'ı nasıl tanıyordu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin özelliklerinden birisi de sabırlıydı. Bir yer hatiplerin, alimlerin, okuduğumuz kitapların vurguladığı budur. Ana özelliklerinden birisi çok sabırlıydı peygamberimiz. Bugün bu mesele Müslümanları yakından ilgilendirmektedir. Bir kişinin, bir grubun amel ve hareketi bizi dine ve İslamiyete kötümser etmemelidir. Filan alim böyle yaptı. Filan hoca bunu yaptı, filan hacı bunu yaptı diyerek dine kötümser olmamalıyız, sabırlı olmalıyız biraz. Maddi sıkıntılar, ülkelerin ekonomik krizleri namazımız ve ibadetimizin keyfiyetinde etkili olmamalıdır. Peygamberi mi örnek almak istiyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem 23 yıl risaleti boyunca 70 küsür savaş yaptı. Öyle savaşlar ki, böyle zahmetler ki, bu savaşlarda Emirül Müminin İmam Ali aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor.
tüm zorluklar yüz çevirdiğinde her taraftan ümidimizi kestiğimizde peygambere sığınıyorduk biz. Ona penah götürüyorduk. Bizim kalemiz oluyordu peygamber. Hala birisi bize hakaret etti, sabrettik. Birisi malımızı çaldı, sabrettik. O kadar da önemli değil. Önemli olan insan dinini korumasıdır. Önemli olan dine karşı vazifesinde sabır, tahammül gösterip dine tabi olmasıdır. Adamın birisi Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin yanına geldi. Yanına gelip zengin olması için peygamberden dua istedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Az olup şükrünü eda etmen mi iyidir, yoksa çok olup da şükrünü eda etmemen mi? Ben eğer istersem bu gördüğün dağlara altın ve gümüş olun dersem olur. Ama ben bunu asla yapmam, en azıyla yetinmekteyim. Sizin bu dünyanızda en az nimetlerinden istifade edip ömrümü geçirmekteyim. Biz Müslümanlar hala peygamberi tanımamışız, tanımaya da gayret göstermiyoruz maalesef. Ümmetin en büyük zaafı budur. Kur'an şöyle tanıtıyor peygamberini. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ Ant olsun ki size kendinizden bir peygamber gelmiştir. Sıkıntıya uğramanız kendisine ağır gelir. Sizin üzerinize düşkündür. Müminlere şefkatlidir. Allah böylesi bir peygamberi bize göndermiş. Böylesi bir peygamberi örnek olgu almamızı istemiştir. Ve onu tanıyalım biz. Peygamberi tanıdıkça örnek ve olgu almaya başlayacağız. Peygamber ve imamlarımız bir döneme has örnek ve olgu değildiler. Peygamberimiz olgu gösterildiği günden itibaren kıyamete kadar gelecek insanlara olgu ve örnektir. Tüm zaman ve mekan üstüdür. Bugünler İmam-ı Cafer-i Sadık aleyhissalatü vesselamın da mübarek doğum günleridir. Biz İmam-ı Cafer-i Sadık'la iftihar ediyoruz adeta. Mezhebimizin imamıdır. Mezhebimizin kurucusu adıyla anılmıştır İmam-ı Cafer-i Sadık. Neden İmam-ı Cafer-i Sadık aleyhissalatü vesselam bizim mezhep imamımız olarak tanıtıldı? Hakikatta bizim birinci imamımız İmam Ali aleyhissalatü vesselam. Peygamber Allah'ın emriyle onu bize imam tanıttı. Çünkü İmam-ı Bakır ve İmam-ı Cafer-i Sadık aleyhissalatü vesselam döneminde dinin hakikati açıklanmıyordu. Bugün fakihlerimizin fetvalarıyla şekillenen bu risaleler var ya, elimizde bulunan risaleler, hakikatta 60 bin hadisten müteşekkil olmuştur. O risaleye hazırlamak için fakih 60 bin hadise müracaat etmiştir. Bu 60 bin hadisin 48 bini İmam Cafer-i Sadık, İmam Bakır aleyhissalatü vesselamlandır. Diğerleri ise diğer imamlardandır. Yani İmam Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Zeynelabdin ve diğer imamlarımızdan çok az hadis naklolunmuştur. Bundan dolayı İmam Cafer-i Sadık aleyhissalatü vesselam mezhebimizin imamı olarak tanıtılmıştır. Bugün ehl-i sünnet mezhep imamlarına peygamberi sorsan fazla bir bilgi yoktur. Hatta halifelere peygamberi sorsan fazla bir bilgi yoktur. Ama Emirül Mu'minin İmam Ali aleyhissalatü vesselam ve 11 imamdan naklolunan hadislere baktığımızda, Nehcül Belaga'ya baktığımızda bir okyanus bilgi vardır peygamberin tanıtımında, peygamberimizin hakkında. Bakın bugün kitapçılara gittiğimizde, peygamberimiz hakkında kitaplara baktığımızda bu kitapların çoğusu 12 imamın hadisleri doğrultusunda yazılmıştır. Ehl-i Beyt imamları peygamberi tanıtmaya gayret göstermişler.
Bunlar gerçeklerdir. Bunlar hakikatlardır. Gizletilemez. Ve bunların hiçbir şekilde vahdetle zıtlığı da yoktur. Yanlış anlaşılmamalıdır. Bu sözlerimizin vahdete bir zıddıdır, vahdete karşıdır. Bizim büyüklerimiz, en büyük merci taklitimiz, rehberimiz, Baytullah Uzma Sistani, vahdet üzerinde büyük hassasiyet göstermişler. Çünkü vahdet Allah'ın emridir bize. وَاَعْتَسِمُ بِهَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Ayet buyuruyor ki, hep birlikte Allah'ın ipine sarılın, sımsıkı sarılın, parçalanmayın, bölünmeyin. Allah bize bir nimet vermiş. وَاَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً. Bir hatırlayın Allah'ın nimetini. Birbirinize düşmandınız, birbirinizin kanını döküyordunuz. Ama bu rahmet peygamberi geldi, sizi bir araya getirdi. O nimetleri unutmayın. وَعَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِالنِّعْمَةِ اِخْوَانًا. Buyuruyor ayetin devamında. O sizin kalplerinizi birleştirdi, bir araya getirdi. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeş oldunuz siz. Allah Müslümanları kardeş etmiş. Allah insanları kardeş yaratmıştır. Birbirimizin kardeşiyiz. Ve kuntum ala şafa hufratin minen nar fe enkazekum minha. Ayetin devamı buyurur ki siz uçurumun, felaketin eşiğindeydiniz. Bir adım daha atsaydınız düşeceydiniz. Allah sizi çekti, oradan kurtardı. Sizi hakikatta bir araya getirdi. Sizi kurtaran odur. Vahdet, düşman ve zalimlere karşı yedi vahid olmaktır. Tek el, tek yumruk olmaktır. Vahdet adına İmam-ı Cafer-i Sadık'la diğer imamları bir tutamayız. Vahdet adına Emir-ül Mumin'inle diğerlerini bir kefeye koyamayız. Bu söz ve düşünceye yazıklar olsun. İmam-ı Sadık'la diğer imamlar Ebu Hanife bir olabilir mi? Emirül Müminin İmam Ali ile ilmin şehri, peygamberin nefsi olan Ali ile diğerleri bir kefeye konulabilir mi? Tüm insanlık bir araya gelse İmam-ı Cafer-i Sadık'ın bir tırnağı dahi edemez. Bu sözümüz taassuptan değil. Biz taassuptan uzakız. Asla Allah şahidir hiçbir taassubumuz yoktur bizim. İlim adamları gelsinler. İmam-ı Cafer-i Sadık aleyhissalatü vesselamın ilmini, kitaplarını, buyruklarını ve diğer imamların ilmini, kitaplarını irdelesinler, okusunlar, baksınlar. Farkın yerden semaya olduğunu görecekler. Asla mukayese edilemeyecek kadar derecede farkın olduğunu görecekler. Çünkü Ehl-i Beyt'in ilmi peygamberdendir. Peygamberin ilmi Allah'tandır. Özellikle günümüzde en önemli farizelerden birisi vahdettir. Ümmetin birlik beraberliğidir. Eğer vahdet olmaz ise düşman Şia Sünni demeden her ikisini de yok edecektir. Nitekim biz bunu Suriye'de, Irak'ta ve diğer bölgelerde, Yemen'de görüyoruz. Düşman asla ayrım yapmıyor. Düşman her ikisini de yok etmek istiyor. Dinden, şeriattan biraz bilgisi olan, biraz haberdar olan vahdetin kaçınılmaz olduğunu görecektir. Kur'an-ı Kerim, Müslümanları bırakın kenara, ehli kitabı vahdete davet ettik. Ayet buyuruyor ki, قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا اِلَى الْكَلِيمَةِ سَوَائِنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ Allâ na'budu illallah ve lâ nüşrike bihi şey'en ve lâ yettehize ba'duna ba'dan erbâben min dûnillâh. Ayet buyuruyor ki, de ki ey ehli kitap, bizimle sizin aranızda ortak olan bir söz etrafına gelin toplanalım. Bir söz etrafına. Yalnız Allah'a ibadet edelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimizi kimimize ilah edinmeyelim. Gelin Allah etrafında toplanalım.
Başka hiçbir şeye gerek yoktu. Kur'an vahdetin önemini, vahdetin azametini şöyle belirlemiştir. Vahdete ilk adım atan, vahdeti ilk uygulayan zaten bizim imamlarımızdır. Emirül Müminin İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam 25 yıl hakkından vazgeçip evinde oturmadı mı? Bu vahdet için bunu yaptı Emirül Müminin. Çünkü düşman karşısında yedi vahid olunmalıydı, bir yumruk olunmalıydı. O gün harici ve dahili düşmanlar İslam'ı yok etmek istiyordu. Emirül Müminin vahdet yolunu seçerek evinde oturdu. Hakkından vazgeçti. Ümmetin, Müslümanların birlik, beraberliği bozulması, Müslümanlar dağılmasın diye hakkından vazgeçti. Bugün de benim, sizin, hepimizin, fert fert her birimizin vazifesi vahdettir. Vahdete yardımcı olmak, ümmetin birlik, beraberliğini korumaktır. Bunda hiç kimsenin şekki, şüphesi, tereddütü yoktur. Rehberimizin dediği gibi vahdet sünnünün şia olması, şianın sünde olması değil. Vahdet hakikatta herkes kendi itikat, inanç üzerinde kalsın, düşman karşısında yedi vahid olsun, tek el olsun. Ve yine vahdet meselesi siyasileştirilmemelidir. Kimileri de siyasi olarak vahdet yapılıyor. Hayır, vahdetin siyasi bir amacı yoktur. Vahdetle siyaset uyuşmaz. Belki vahdet Ehl-i Beyt inancı ve itikatından birisidir. Yine rehberimiz Ayetullah Hamdi'nin buyurduğu güzel bir cümle de tabiri nedir? Vahdet siyasi bir mesele değil. Akidevi, imani ve kalbi bir meseledir. Yani bizim inancımızdan doğmaktadır bu vahdet, birlik, beraberlik. Kıble ehlini tekfir etmemek bizim inancımızdan doğmaktadır. Tüm insanları insani gözde görüp onlarla bir arada yaşamayı bize emir buyuran bizim inancımızdır, itikatımızdır. Ümmet vahdet, birlik, beraberlik için peygamber ve hanedanını tanımalıdır. Peygamber ve hanedanını tanır ise vahdetin ne olduğunu bilecektir. Peygamber ve hanedanını hakkıyla tanıyan bir kavim vahdetin kaçınılmaz olduğunu terk edebilecektir. Bizlere kim peygamberi tanıttı? Biz diğerlerinden akıllı insanlar değiliz. Diğerlerinden dahi kimseler değiliz. Bize peygamber aleyhissalatü vesselamı tanıtan ehli beytidir. Emirül müminin ve 11 evladıdır. İmamlarımız herkesten çok peygamberi tanıyordular. Emirül müminin aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Bi'setten önce çocuktum. Peygamberle Hira mağarasına gidiyordum. Peygambere gelen sesleri duyuyordum. Peygamber beni kucağında büyüttü. Bu Emirül Müminin peygamberi bize anlatmıştır. Açın Nehcül Belaga'yı, Emirül Müminin peygamberi nasıl tanıtıyor? Peygamberi Allah terbiye etti. Peygamber de Emirül Müminin'i 11 imamı terbiye etti. Ve bunlar, bu 12 imam bize peygamberi tanıttılar. Emirül Müminin ve diğer imamlarımızın değer ve kıymetini bilmeliyiz. Onlara borçluyuz biz. Eğer onlar olmasaydı bizler de bu tür baş kesen adını Müslüman koyanlardan hiçbir farkımız olmazdı. Bugün ümmetin birlik beraberliğini ayaklar altına alıp ayetler tilavet edip baş kesenler de Müslümandır. Ama peygamberi tanımaz. Biz niye farkımız oldu? Çünkü bize 12 imam peygamberi tanıttı. Allah'ın dinini tanıttı. Şeriatı tanıttı. Dolayısıyla Ehl-i Beyt imamlarına borçluyuz. Borcumuzun ödemeliyiz. Hakkıyla onları tanımaya çalışmalıyız. Sormalıyız. Bizden ne istiyor Emirül Müminin? Dönemimizin imamı, zamanımızın imamı, imam-ı zaman bizden ne istiyor? Bu sorunun cevabını aramalıyız. Kendi kendimize sormalıyız. Allah'ım biz Müslümanız. Ömrümüzden bunca yıl geçti. Ne kadar peygamberi tanıyabildik? Ne kadar onun hanedanını tanıyabildik? İmam-ı Zaman aleyhissalatü vesselama ne kadar aşina olabildik?
Emirül Mümininin buyruklarıyla ne kadar peygamberi tanımaya çalıştı. Biz eğer peygamber hanedanını güzel tanır isek, peygamber hanedanı bize peygamberimizi çok iyi tanıtmıştır. Allah bizleri Ali Muhammed'i tanıyan, onların hakkını eda eden, onları hakkıyla tanıyan müminlerden karar kılsın. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.